Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda CES Teknoloji Fuarı'nda da tanıtılmış olan Roborock firmasına ait en gelişmiş model olan Roborock SCD Max ve Ultra modelini sizlerle inceliyor olacağız. Roborock bu modeli çıkarttıktan sonra henüz daha piyasaya sürmedi, çok yakında diye sitesinde bildirdi. Ben de sizler için bir ön inceleme yaptım. Ardından da ne gibi özellikleri olduğunu bu video içerisinde bahsetmek için derledim, toparladım. Açıkçası gerçekten özellik bakımından tamamıyla otomatiğe geçmiş diyebiliriz. Bugüne kadarki görmüş olduğumuz tam otomatik dediğimiz, yani her şeyi kendi yapıyor dediğimiz robot süpürgelerin yanında bu gerçekten çok çok üst sıralarda yer almakta. Yalnız sadece robot süpürge olarak bakacak olursak aslında diğerlerinden çok bir farkı yok. Yani Roborock'un diğer modellerinden çok üstün farkları yok. Fakat içerisine kattıkları ekstra özellikler vasıtasıyla tam otomatik bir moda geçmiş durumda. Şimdi bu robot süpürgenin ne özellikleri var, beraber inceleyelim. Roborock S7 Max ve Ultra modelinde 5100 PA'lık bir emiş gücü var. Daha önceki Roborock modellerinde hemen hemen hep aynı emiş gücünde bir emiş gücüne sahip. Yani bu çok da bir farklı özellik olarak sayılmayacaktır. Ancak yüksek bir emiş gücü olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer tüm modellerinde olduğu gibi hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilme özelliğine bu modelde sahip durumda. Kuru ve ıslak temizlik demişken, bu kuru temizlik tamam normal ama ıslak, yani paspaslı temizlik de birçok farklı firmadan ve kendi modellerinden çok üst segmentlerde yer almakta. Neden diyeceksiniz? Yapmış olduğu paspaslamayı normal düz bir zemin üzerinde direkt sürterek yapmıyor. Şu şekilde gerçekleştiriyor, sonic vibrize dediği bir olay var. Roborock SCD modelinde de gördüğünüz gibi titreşimler yaratarak paspası yüzeyde sürekli olarak oynatarak daha derinlemesine bir temizlik sağlamış oluyor ki bu modelde bu gerçekten çok güzel kullanılmış. Diğer tüm robot süpürgelerde olduğu gibi 2 santimlik aşılabilir bir engele sahip. Yani 2 santimin üstünde herhangi bir şekilde engelleri robot süpürgeler hala aşamıyor. Zaten aştığı takdirde robot süpürgelerin yüksekliği de artacağı için bizim eşyalarımızın altına girmekte muhtemelen zorlanacaklar. 5200 mAh batarya kapasitesi sayesinde tam 180 dakikaya kadar çalışma süresi bu robot süpürgede verilmiş durumda. Yani 180 dakika, 3 saat civarında bir sürede bu robot süpürge bütün evin temizliğini yapacak. Bu da 300 metrekare alana eşdeğer oluyor. Artık evinizin büyüklüğünün o kadar da sorun olmasına gerek kalmıyor. Çünkü bu cihaz 300 metrekare alanda gerçekten 3 saatte bir temizlik yapıyor. Bu arada daha önceki modellerden şöyle bir üstünlüğü olduğu yazılmış, %70 daha hızlı temizlik yaptığı bu model için belirtilmekte. 3 saatlik çalışmanın ardından pil bittiği takdirde şarj istasyonunda bu robot süpürge tam 4 saat gibi bir sürede şarj olma işlemini tamamlıyor. Zaten bu 4 saat içerisinde tekrardan evin içinde bir temizlik yaptırmanız gerekmeyecektir. Tek bir temizlikte zaten evi dip bucak temizliyor olacak. 67 desibel maksimum bir gürültü seviyesine sahip. Yani siz bu cihazı kullandığınız takdirde 67 desibellik bir gürültü ile hiç rahatsız olmadan kullanabileceksiniz. Çünkü 67 desibel zaten çok yüksek bir ses değil. Şu an benim konuştuğum sesin desibeli 70 desibel olarak görünüyor. Yani 70, 75, 77 desibeller benim sesim bu şekilde çıktığına göre robot süpürgenin sesinin de 67 desibel gerçekten rahatsız edebilecek düzeyde bir ses olduğunu düşünmüyorum. Bu robot süpürgede diğer modellerinde olduğu gibi çoklu harita desteği var. Yani birden fazla harita kaydedebiliyorsunuz. Bu arada haritaları gerçekten mükemmel ötesi. Normal bildiğimiz standart 2 boyutlu haritalardan değil, bu robot süpürge 3 farklı türde harita çıkartabiliyor. Bir tanesi 3 boyutlu harita, evin tamamıyla 3 boyutlu haritasını çıkartıyor. Örnek veriyorum, bu odaya girdi. Bu odanın içerisindeki bütün eşyaları tanımlıyor. Her bir eşyayı tek tek harita üzerinde ekliyor. Örnek veriyorum, yerde bir ayakkabınız var. Ya da bir sandalye var. Bunların hepsini kategorileştiriyor ve evin içerisinde olduğu yerlerde etiketleme yapıyor. Koltuklarınızın altına girdi, koltuğunuzun altında bir obje gördü, bunu koltuğun altında şeklinde etiketliyor. Bu robot süpürgede bu şekilde 3 boyutlu haritalama ve matrix mapping dedikleri bir özellik bulunmakta. Bu gerçekten harika bir özellik. Daha başka süpürgelerde de bu özelliği görmüştüm ama bu robot süpürgenin haritalaması vasıtasıyla gerçekten bu üst seviyelere çıkartılmış. Gerçek zamanlı konum diğer bütün robot süpürgelerde olduğu gibi bunda da var. Robot süpürge temizliğini yaparken wireless üzerinden sizin modeminizle veya ağ üzerinden irtibatlaşarak telefonunuzdan uygulama üzerinde de anlık konum bilgisini size iletebiliyor.
Çarpma önleme S7 Max ve Ultra'da gerçekten üst seviyeye çıkartılmış. Artık neredeyse hiçbir yere dokunmadan süpürge temizlik işlemini gerçekleştiriyor. Bu arada S7 Max ve Plus diyorum fakat Roborock bu Max V serisinde 3 tane robot süpürge çıkartmış. S7 Max V birincisi, S7 Max V Plus ikinci modeli ve bu videoda bahsettiğim Max V Ultra'da en son çıkarttığı en güçlü modeli olmuş oluyor. Bu arada bu robot süpürgenin ön tarafında bulunan bir kamera vasıtasıyla siz anlık olarak görüntüyü cep telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten güzel bir özellik. Bunu isterseniz ev içerisinde kullanırken, eğer evinizde değilseniz, evinizde evcil hayvanlarınız var ise de onları izlemek için aslında gerçekten güzel bir yöntem olacak. Bu arada anlık olarak ses aktarımı da yapabiliyorsunuz. Yani siz hem oradaki kameranın görüntüsünü telefonunuzda görüyorsunuz hem de video araması yapar gibi, ama karşı taraf tabii ki sizi görmüyor, sesinizi de iletebiliyorsunuz. Süpürgenin üzerindeki hoparlör vasıtasıyla ortamdan sizin sesiniz rahatlıkla duyulabiliyor. Bu robot süpürgede uyarlanabilir rota algoritması var. Yani süpürge her seferinde aynı noktalardan geçerek aynı şekilde temizliğini yapmak yerine üzerine, önüne farklı bir engel çıktığında, örnek veriyorum, siz ortaya farklı bir eşya bıraktınız. O engel çıktığı takdirde rotasını buna göre çiziyor ve farklı bir rota üzerinden evin yine tüm temizliğini yapmış oluyor. Bu özellik zaten diğer hemen hemen bütün modellerde de bulunmakta. İçerisinde bir yıkanabilir filtre bulunmakta. Bu da diğer bütün Roborock modellerinde olduğu gibi bunda da var. Bu modelde ultrasonik halı algılama özelliği bulunmakta. Peki bu özelliğin anlamı ne? Şimdi siz robot süpürgeyi aldınız, her seferinde paspaslama yapacağınız zaman mopu tak çıkart yapmıyorsunuz. Ayrıca mopu temizlemek için de bir özellikten biraz sonra sizlere bahsedeceğim. Her seferinde tak çıkart yapmıyorsunuz. Bu modelde robot süpürge halıya geldiği takdirde halı olduğunu algılıyor. Ön tarafındaki kamera sayesinde halıyı algılıyor ve otomatik olarak paspası belli bir yüksekliğe çıkartıyor. Dolayısıyla ıslak olan paspas halınıza değmiyor ve halıda bir ıslaklık gerçekleşmiyor. Şimdi mop temizleme demişken, Roborock S7 Max ve Ultra modeli bu konuda gerçekten aşmış durumda. Çünkü hem moplamayı yapıyor, hem suyunu tazeliyor, ardından da bu mopun temizliğini de gerçekleştiriyor. Yani mop yıkama işlemi bu robot süpürgede var. Nasıl gerçekleşiyor? 3 tane istasyonda tank var gördüğünüz gibi. Bu tanklardan bir tanesi temiz su tankı. Temiz suyu robot süpürgenin içinde su bittiği takdirde oraya dolma işlemini gerçekleştiriyor. İkinci tank atık su tankı. Robot süpürge istasyona döndükten sonra paspası yıkama işlemi gerçekleşiyor ve paspastan çıkan atık su kirli su tankına gidiyor. Üçüncü olan kısımdaki depoda robot süpürgenin içerisine yerlerden toplanan partiküllerin, kılların, tüylerin, işte yerde olan ne varsa onların depolandığı çöp haznesi alanı olmakta. Yani bu robot süpürge hem mop için kendisini temizliyor, hem mopun suyunu dolduruyor, hem de temizliğini yaptıktan sonra içerisindeki kirleri otomatik olarak çöp haznesine boşaltıyor. Ne altındaki paspası yıkamanız gerekiyor, ne içerisindeki filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Tabii ki uzun periyotlardan bahsediyorum. Yani 2 günde bir temizlik yapmanız yerine ayda bir en azından filtre temizliği ve su dolum gibi işlemleri yapabilirsiniz. Roborock'un son modellerinde olduğu gibi bu modelde de oda bazında emiş gücü kontrolü, su kontrolü ve temizlik kontrolü gibi özellikler bulunmakta. Şimdi bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum, eviniz 3 oda bir salon. Her odayı isterseniz harita üzerinden kaydedip farklı emiş güçleri ve farklı moplama seçenekleriyle temizleyebiliyorsunuz. Ya da o odada herhangi bir şekilde moplama olmasın ya da o odada vakum çalışmasın gibi ayarları da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Robot süpürgenin içerisinde bulunan toz hazne kapasitesi 400 ml. Açıkçası bu bizi çok enterese eden bir durum değil. Zaten robot süpürge içerisindeki hazne dolduğu takdirde gidip otomatik olarak çöp istasyonuna boşaltıyor ve temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca içerisinde bulunan su tankının da 200 ml olduğundan bu şekilde bahsetmiş olayım. Oda sınırlandırma bu süpürge üzerinde de var. Tabii ki manyetik bantlar ile değil, uygulama üzerinden oda sınırlandırma yapabiliyorsunuz. Girmesini istemediğiniz odalara bir çizgi çekip odayı bloklayabiliyorsunuz. Robot süpürgede pek tabii ki çok da söylememe gerek yok ama düşme engelleyici sensörler var. Yani evinizde robot süpürgenin düşebileceği yükseklikler var ise süpürge orayı algılıyor ve düşmüyor. Bu modelde de diğerlerinde olduğu gibi tabii ki zamanlı temizlik planı bulunmakta. Yani siz isterseniz süpürgeyi planlara ayırarak günün belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde belli saatlerde temizlik programları yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu arada haritalamasını lidar sensör ve önündeki kamera vasıtasıyla gerçekleştiriyor bu model.
Yükseklik lila sensör olmasına rağmen 9.6 santim. Yani bu süpürge aslında çok yüksek bir yüksekliğe sahip süpürge değil. Alındığı takdirde evdeki eşyaların altına tabii ki ölçmeniz gerekli, yine de koltuk altlarını rahatlıkla girebilecek bir model. Ancak bazılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Bu robot süpürge sadece siyah renk olarak piyasaya sunulacağı söylenmekte. Yani herkes siyah renk sevmiyor çünkü biliyorsunuz siyah modellerin, siyah renk ürünlerin üzerinde parmak izi kalma gibi sorun çok fazla yaşanıyor. O yüzden genellikle beyaz modelleri tercih ediyoruz. Fakat bakalım, belki Roborock bu ürünü piyasaya sürdükten sonra farklı renk seçeneklerini de bizlere sunabilir. Ayrıca S7 Sonic Mopping modelinde de benzer özellikler bulunmakta. Ancak bunda bir istasyon ücretli ve ek olarak satıldığı için ve Türkiye'de de bunu bulmak birazcık zor olduğu için bu modelden çok fazla bahsetmiyorum. Bu videoda bahsedeceklerim aslında bu kadar. X7 Max ve Ultra modelinin aslında sadece süpürge olarak bakacak olursak diğer modellerinden çok bir farkı yok. Emiş gücü olsun, paspaslama olsun, uygulama konusunda olsun çok farklı bir özelliği bulunmamakta. Ancak bu belirttiğim DAK, yani şarj istasyonunun içerisinde paspas yıkama, atık su temizliği, su dolumu ve çöp haznesi olması bu süpürgeyi gerçekten diğerlerinden çok 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 üst tarafta bir yere oturtmuş durumda. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.